Evet arkadaşlar, bugün prizmalardan bahsedeceğim. Prizma nedir? Prizma arkadaşlar, alt tabanı ve üst tabanı, yani altındaki şekli ile üstündeki şekli aynı olan şekillere prizma denir. Aynı olan şekillere prizma denir. Arkadaşlar prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir. Tabi bazıları birkaç tane sadece ama bunlardan birisinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir tane prizma. Küp. Küp nedir sevgili arkadaşlar? Basitten bir şekil çizmeye çalışıyorum. Bunların özellikleri nelerdir? Bu bir küp arkadaşlar. Küpün açılmış halini çizeyim size şimdi. Bakın, bir küp oluşturabilmem için benim sevgili arkadaşlar 6 tane kare ihtiyacım var. Benim 6 tane karem olsa elimde arkadaşlar, ben bunlarla bir küp yapabilirim. Küpün bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. A dedik arkadaşlar. A, A, A. Burada hepsine A diyelim. Bütün kenar uzunlukları nedir? Birbirine eşittir. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Burada vurgulamak istediğim en önemli şeylerden birisi şudur. Şimdi şurası da A idi ya. Şimdi arkadaşlar bir tane alt tabanı var. Bunun altındaki taban. Bir de şu gözüken üst taban var. Şimdi illaki bu küpü çizebilmem için karenin biri burada, biri burada olmak zorunda mı? Bunun yerine bu burada değil de şurada olsaydı, şöyle olsaydı, bu olmasaydı da, böyle olsaydı bu küp olur muydu? Ya da burada olmasaydı da, bu şurada olsaydı, bu bir küp olur muydu arkadaşlar? Ya da bunun yerine bu burası değil de burası olsaydı küp olur muydu? Evet olurdu arkadaşlar. Yani karenin biri aşağıdayken birisi ne olmak zorunda? Yukarıda olmak zorunda. Hocam birini oraya koydum, birini de şuraya koysaydım. Arkadaşlar buraya koyamazsınız. İkisi de aşağıda bulunamaz. Ha bu burada, biri burada olabilir. Onda sıkıntı yok. Ama biri alttayken ikincisi altta olamaz. İkincisi de nerede olmak zorunda? Yukarıda bir yerde olmak zorunda. İlla ki tam üstünde olmak zorunda değil ama buralarda bir yerde olmak zorunda. Biz bu şekle küp diyoruz sevgili arkadaşlar. Küpün 6 tane yüzeyi vardır arkadaşlar. Küpün 6 tane yüzeyi vardır. Birbirine eştir ama, tamam mı? 6 tane yüzeyi vardır. Kaç köşesi vardır arkadaşlar küpün? Köşe. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunu şöyle çizeyim. 7 ve 8. 8 tane köşesi vardır. Kaç tane ayrıtı vardır? Ayrıt nedir arkadaşlar? Ayrıt şu çizgiler. Bu çizgilere biz ne diyoruz arkadaşlar? Şuna, şuna, şu arttakine, bunlara ayrıt diyoruz arkadaşlar. 4 yukarıda var, 4 aşağıda var, 8. 4 de yanda var. 12 tane ayrıtı vardır. 12 tane ayrıtı vardır. Arkadaşlar bunun taban şekli nedir? Taban şekli, tabanı karedir. Bunun bütün kenarları karedir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu bir küp. Ayrıt dediğimiz yer şurası bakın. Şu bütün çizgilerine, bütün kenarlarına ayrıt diyoruz. Kenardaki bakın şu gördüğümüz bütün parçalarına ne diyoruz arkadaşlar? Ayrıt diyoruz küpte. Küpün koyduğumuzda tabanı ne arkadaşlar? Tabanı kare.
Üst tabanı ne? Kare. Yanal alan dediğimiz yer arkadaşlar şu yanda gördüğünüz tüm alan arkadaşlar. Bakın yandaki tüm alana yanal alan denir. Sadece bir tanesi değil arkadaşlar. Burada 4 tane ne var? Kare var arkadaşlar. Öyle değil mi? Bu şöyle yazalım mı o zaman? Taban alanı nedir? Karenin taban alanı küpün pardon şekli kare olduğuna göre A çarpı A'dır. Yani A karedir değil mi taban alan? Taban alan A karedir. A'nın karesi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın küp. Şimdi bunu açıyorum arkadaşlar. Bunun küp olabilmesi için neler lazımmış bana? Bakın arkadaşlar biraz evvel çizdiğimiz şekil. 4 tane görebiliyor musunuz arkadaşlarım? Kare var. Bak 1, 2, 3, 4 tane. Buna biz yanal alan diyoruz. Yanal alan. Bu dışı da taban alan arkadaşlar. Şöyle koymuştuk küpü. Bakın katladığımızda bu bize bir neyi oluşturuyor sevgili arkadaşlar? Küpü oluşturuyor. Taban alanı burası arkadaşlar. Kare. Bu da üst taban alanı sevgili arkadaşlar. Üstü ve bir de nesi var? Yanal alanı var. Bu şeklin o zaman bakın küpün tüm alanını bulabilir miyiz? Buluruz arkadaşlar. 6 tane kare var. Öyle değil mi? Bakın her birisi A kareydi. A kare, A kare, A kare, A kare, A kare, A kare. Yani küpün bütün alanı, tüm alanı diye yazalım. Tüm alanı neye eşittir arkadaşlar? 6 tane A kareye eşittir. 6 çarpı A kare bana küpün nesini verir arkadaşlar? Alanını verir. Şimdi bakın bizim asıl buradaki mevzumuz neydi? Kaç köşesi vardır? Kaç kenarı vardır? Şekilleri nelerdir? Bakın köşe dediğimiz yer şuralar. 4 tane burada var değil mi arkadaşlar? 4 de aşağıda var. 8 tane nesi var? Köşesi var arkadaşlar. Ayrıtları saydık. Bak 4 yukarıda var. Ayrıt. 1, 2, 3, 4 tane burada var. Aynı şekilde 4 tane aşağıda var. 8. Sonra şunlar var. 9. Şurada var 10. Arkada var 11. Bir de bu arkada var. 12 tane de nesi var? Ayrıtı var. Bu da küpün açılmış hali sevgili arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. İlla ki bunlar alt üstte olmak zorunda değil ama birisi üstteyse, üstte nerede olursa olsun diğeri de altta olmak zorunda sevgili arkadaşlar. Evet bu küp. Kare prizma. Arkadaşlar nedir kare prizma? Biraz önceki küp. Bu bir kare prizma diyebilir miyiz buna? Evet diyebiliriz. Tabanı kare. Alt kare. Üstü kare. Arkadaşlar biz bu şekilde bir kare prizma diyebiliriz. Kare prizmaya gündelik hayattan bana birkaç tane örnek vermenizi istesem. Kare prizmaya bana birkaç tane örnek verin desem. Bakın arkadaşlar. Genelde şurup kutuları kare prizmadır sevgili arkadaşlar. Evimizdeki buzdolabımız, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bunlar birer kare prizmadır. Bakın kare prizma bir daha söyledik tanım neydi arkadaşlar? Tabanına göre isimlendirilen şekil. O zaman bunun tabanı kare, alt tabanıyla üst tabanı kare. Yanları da kare olabilir ama kare prizmada genelde buralar dikdörtgendir sevgili arkadaşlar. Şu şekle biz kare prizma diyoruz. Kenarları A, A olsun. Yüksekliği de H olsun. H yükseklik arkadaşlar. Her zaman için. Şuralarda A, A. Şimdi arkadaşlar biz bunu açalım. Nasıl bir şekil olmak zorunda bu? Şimdi şu dikdörtgen şu arkadaşlar. Kaç tane olacak burada dikdörtgen? Burada 4 tane dikdörtgen olacak. Üç. Şöyle 4 tane dikdörtgen var. Ve ne olması lazım sevgili arkadaşlar? 2 tane de kare olması lazım. Niye bu kareler? Çünkü alt kapakla üst kapak diye düşünün arkadaşlar. Buralara A, A, A demiştim. Şurası da H. H. Şurası H arkadaşlar. Şimdi kare prizma sevgili arkadaşlar. Bunun kaç köşesi vardır? Kare prizmanın 4 burada, 4 de aşağıda. Değil mi arkadaşlar? Şunu şöyle çizersek 3 boyutlu hale getirelim.
Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 4 yukarıda 8 köşesi vardır. Bunun alt tabanı nedir arkadaşlar? Karedir değil mi? Evet. Taban şekli karedir. Kaç ayrıtı vardır arkadaşlar? Ayrıt dediğimiz şey nelerdi arkadaşlar? Şu çizgilerin her birisi ayrıttı. Yine 4 yukarıda, 4 aşağıda, 8, 4 de dik iniyor arkadaşlar. 12 tane ayrıtı vardır. 12 tane ayrıtı vardır. Kaç tane yüzeyi vardır? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzeyi vardır. Kaç farklı yüzeyi vardır sevgili gençler? Kaç tane farklı yüzeyi vardır? Arkadaşlar bakın farklı yüzey. Şunlar aynı dikdörtgen. Şunlar da aynı kare. 2 tane farklı yüzeyi vardır. Ama toplam 6 tane nesi vardır? Yüzeyi vardır. Gençler bir soru daha sorayım. Bunun taban alanı nedir? A çarpı A. Değil mi? A kare arkadaşlar. Bakın bunları zaten hesaplayacağız. Arkadaşlar şu yanal alanı nasıl buluruz? Yanal alan dediğimiz şey şu yandaki alan. Bakın şu alanı nasıl bulurum arkadaşlar? Dikdörtgen burası. Burası A çarpı H. Öyle değil mi arkadaşlar? Burası da A çarpı H. Burası da A çarpı H. 4 tane A çarpı H bana yanal alanı verir. Yanal alan 4 tane A çarpı H. Hocam ben bunun bütün alanını bulabilir miyim? Bulursunuz yazı. Arkadaşlar bakın A kare, A kare. 2 tane A kare var alanında. Bakın tüm alan şöyle alan yazıyorum. 2 tane A kare var. Bir de 4 tane ne var? A H var. Tabi bunları bilmek zorunda değilsiniz ama bilgi olarak kalsın arkadaşlar. 4 tane A çarpı H bana neyisini verir? Bunu bu şeklin bütün alanını verir sevgili arkadaşlar. Evet. Şu yüzey yan yüzey dediğimiz şekli hangi şekildir arkadaşlar bu? Dikdörtgendir. Kare de olabilir mi? Evet şu uzunluklarla şu uzunluklar birbirine eşit olursa bu şekil kare de olabilir. Bakın kare prizma örneğimizi bir daha hatırlatıyorum. İlaç kutusu. Tabanı, alt tabanı kare. Bu genelde şurup kutuları tam bir kare prizmadır. Buzdolabı dedik. Çamaşır makinesi ve bulaşık makineleri birer kare prizmadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenler prizmasından bahsedelim. Dikdörtgenler prizması sevgili arkadaşlar. Elimizdeki defterlerimiz birer dikdörtgenler prizmasıdır. Cep telefonu kutusu. Cep telefonlarımız. Değil mi arkadaşlar? İlaç kutuları. Bakın hap kutusu. Bunlar birer dikdörtgen prizmadır. Şimdi dikdörtgen prizmasını çizeyim arkadaşlar. Dikdörtgen prizması. Bu arkadaşlar 4 dikdörtgenlerden oluşuyor. Şu şekildeki kutuya biz dikdörtgenler prizması diyoruz. Elimizdeki hap kutusu mesela arkadaşlar. Bunun açılmış halini çizmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Biraz zor oldu ama. Arkadaşlar şimdi şu en üst kutusu. Bunun bir yan kutusu var değil mi arkadaşlar? Yan tarafları var. Şöyle. Şu kapandığı zaman bundan bir tane daha olması lazım. Ve şurada dek gelecek. Yandaki kapakların olması lazım. Dikdörtgenler prizması arkadaşlar. Şurasının uzunluğu A, A olsun. Şu kapandığında bunlar ne yapacak arkadaşlar? Bakın o A dediğimiz yerler neresi? Şurası arkadaşlar. Şu uzunluk değil mi arkadaşlar? Kapandığında hem şuna denk gelecek hem buna denk gelecek arkadaşlar. Şu ikisinin ortak uzunluğu. Buralara A, A dediğim. Şuralara C, C diyelim. O zaman şuralarda B, B olur arkadaşlar. Çünkü bunların uzunlukları şuralarda ne? A ve A.
Fazla bir detaya girmek istemiyorum arkadaşlar dikdörtgenler prizmasında. Bunun kaç köşesi vardır? 8 köşesi vardır. Hocam bakın arkadaşlar bu bir dikdörtgenler prizması dedik ağrı kesici. Bunu böyle koyduğumda bunun taban alanı şu aşağıda elime oturan kısım değil mi arkadaşlar taban alanı? Eğer bunu böyle koysaydım sevgili arkadaşlar taban alan aşağısıydı. Yani alanı değişebilir ama bunun şekli değişmez. Şöyle koysaydım taban alanı alt tabanla üst taban aynı. Bunda kaç tane yüzey var arkadaşlar? Bunda bakın iki tane alt ve üst var. İki tane ön arka var. İki tane sağ sol var değil mi? Toplam 6 yüzeyi vardır. Kaç farklı yüzeyi vardır sevgili arkadaşlar? Kaç farklı yüzeyi vardır deyince bakın şu 6 ile üstte aynı zaten. Burası 1, şu ön arka 2, yanlar 3. 3 tane farklı yüzeyi vardır. Ama bunun toplam 6 tane yüzeyi vardır. Kaç ayrıtı vardır arkadaşlar? Aynen 4, 8, 12 tane ayrıtı vardır. Taban alanı nedir? Taban alanı dikdörtgenin alanıdır. Dikdörtgeni nasıl korsanız, dikdörtgeni ben şöyle korsam, taban alan şu iki kenarın çarpımıdır arkadaşlar. Taban alan. Eğer tabanı burasıysa. Hayır, tabanı burasıysa arkadaşlar şurasıyla şurasının çarpımı değil mi? İki farklı kenarın çarpımı dikdörtgende bana alanı verir. Tabanı burası olsaydı, şöyle koysaydım, bakın tabanı burası olsaydı şu uzunlukla şu uzunluğun çarpımı bana taban alanı verecekti. O verilen şekle göre değişebilir arkadaşlar. O yüzden yazmadım. Biz bu şekle dikdörtgenler prizması diyoruz. Üçgen prizma. Arkadaşlar bu nedir? Bu alt üçgen prizma. Bak tabanına göre isimlendiriliyor arkadaşlar. Bir daha söylüyoruz prizmalar. Alt tabanıyla üst tabanı aynı olan şekle üçgen prizma denir. Hocam üçgen prizma bu üçgenimiz arkadaşlar bu üçgen eşkenar üçgen olabilir, ikizkenar üçgen olabilir, dik üçgen olabilir. Farklı yani nasıl olduğu hiç önemli değil arkadaşlar. Olay şudur, olay şudur. Bakın üçgen prizmada şurasını biraz küçük tutalım, şurasını biraz büyük tutalım. Ve ona nazaran biraz daha küçük tutalım. Şöyle tutalım. Arkadaşlar şöyle. Şöyle. Bakın. Şu uzunluk A ise şu uzunlukta A olmak zorunda. Kapandığında ne yapacak? Üst üste gelecek. Şu uzunluk B ise şu uzunluk B olmak zorunda. Şurası C diyelim. Şöyle. Şurası A, A, B, B. Şuraya da H dedik. Arkadaşlar kapandığında üst üste gelecek şekilde olmak zorundadır arkadaşlar. Hemen bunun açılımına görelim. Sevgili arkadaşlar elimde bir tane prizma var. Bakın üçgen prizma. Bu eşkenar üçgen prizma. Bütün kenarları birbirine eşit olan, yanları dikdörtgen olan, bakın yanları farklı. Burada eşkenar üçgen olduğu için bunun bütün yanları birbirine ne? Eşit. Eşkenar üçgen olsaydı şu kenarlar hepsi birbirine eşit olacaktı. O zaman bunlar da birbirine eşit olacaktı. Yani o zaman üç tane aynı dörtgen olmak zorunda arkadaşlar. Bakın açıyorum ben bunu. Şurada 3 tane dikdörtgen var. Bunlar kare burada. Niye kare? Tabanıyla yüksekliğe eşit olduğu için kare olmuş. 2 tane üçgen, 2 tane üçgen, 3 tane dörtgenden oluşan şu şekle kapattığımızda ne oluştu arkadaşlar? Üçgen prizma. Bakın, üçgen prizma. Bir daha söylüyorum. Alt tabanı üçgen, üst tabanı üçgen. Tabanlarına göre isimlendiriliyordu üçgen prizmalar. Bu tabanı üçgen olduğu için biz buna eşkenar üçgen prizma diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun kaç köşesi vardır arkadaşlar? 1, 2, 3 burada. 3 de aşağıda. 6 köşesi vardır. 6 köşesi vardır. Bakın arkadaşlar buradan görelim. 6 tane köşeyi. 3 tane üstte. Değil mi? 3 tane de aşağıda köşeler. Kaç ayrıtı vardır? Bakın 3 aşağıda var. 3 yukarıda var. 6. Şu ayrıt 7. Şu ayrıt 8. Bir de arkada var. 9 ayrıtı vardır.
Kaç yüzeyi vardır? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane yüzeyi vardır. Sevgili arkadaşlar, prizma. Bakın bunlar birer prizma. Dik prizma demekteki maksatımız nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İşte üçgen dik prizma. Ya da kare dik prizma. Dikdörtgenler dik prizması. Arkadaşlar kare dik prizma dediğim şey şu. Koyduğumuzda bakın dimdik duruyor arkadaşlar. Dik durduğu için biz buna dik prizma diyoruz. Bazı prizmalar şöyle duracak. Onlara da eğik prizma diyeceğiz. Bakın yerden böyle 90 derece dik duranlara, bakın arkadaşlar bu da dik duruyor. Bakın böyle görüyorsunuzdur. Şöyle koyduğumuzda buraları ne? 90 derece arkadaşlar. Dik. Ya da arkadaşlar bakın bu ne? Bu altıgen prizma. Alt tabanı altıgen, yanları birer dikdörtgen olan bu şekle de biz altıgen prizma diyoruz. Bakın açtım arkadaşlar, açtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgen var birbirine eş. Çünkü bu düzgün altıgen. 6 tane kenarı var. Bakın kapattığımda bu da bir altıgen. Dik prizma. Niye dik prizma? Arkadaşlar koyduğunda bakın dik duruyor. Eğer bu şöyle duran bir prizma olsaydı, yamuk duran olsaydı buna da eğik prizma diyecektik. Dik prizma sizin kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Bakın altıgen prizma. Hocam başka beşgen olabilir miydi? Arkadaşlar kaç gen çizerseniz o kadar gen prizma olabilir. Bakın bu beşgen prizma. Tabanı beşgen, yanında da 5 tane dikdörtgen var. Bir de üst tabanı var arkadaşlar. Bakın kapattığınızda hiç açık bir yer kalmıyor. Üst üste örtüşüyor sevgili arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimiz prizmalardı. Prizmaları tanıttık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.